iş kuracağım dedim. 9 aylık hamileydim. Biz bu zor koşullara karşı nasıl dayanım sağlayacağız? Toz var şimdi, çölün ortasındasınız. Standart bir şey alıp koyduğunuzda siz oradaki uçağı düşürme ihtimaliniz var. Pes ettiğimizde bu ürünler çıkmayabilirdi. Bütün emeklerimizi çöpe atabilirdik. Biz yaparız dedik. Çiğdem Akbakş ben. Aerotek Mühendisliği'nin genel müdürüyüm. Kış gelmiş durumda, hava epey soğuk. Bakalım soğuk ama konularımız ne olacak, ne edecek? Akıl Katanların ikinci bölümü için yine yollara düştük ama bugün yolumuz kısa. Bugün İstanbul'dayız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanındaki Teknopark İstanbul'da olacağız. Teknopark İstanbul'da son dönemde epey bir savunma şirketinin sayısı artıyor. Ve yeni nesil teknolojiler geliştiriyor bu şirketler. Türkiye'de savunma sanayine geliştirdikleri ürünleri sonrasında ihraç ediyorlar. Teknopark İstanbul'da Havelsan'la birlikte yaptığımız Akıl Katanlar'da bugün size Aerotek şirketinin hikayesini ve kurucusu Çiğdem Hanım'ı anlatacağım size. Çiğdem Hanım özel klavye sistemleri, ekran sistemleri, joystick sistemleri geliştiriyor. Ve bunlar bir bakıyorsunuz tankta, bir bakıyorsunuz gemide, bir bakıyorsunuz insansız hava araçlarının kumanda edilmesinde kullanılıyor. Öyle basit joystick ve klavyeler değil bunlar. Toza, toprağa dayanıklı, artı 80 derecede, eksi 40 santigrat derecede görev yapabiliyor. Örneğin tankın içerisinde top atış yaptığını düşünün. Dehşet bir kuvvet oluşuyor. Veya gemide gizli, çok fazla hissedilmeyen vibrasyonlar var, titreşimler var. Veya işte radarından aviyoniklerine çok sayıda elektronik eşya çalışıyor. Bu klavyenin bu kadar zorlu şartlarda sorunsuz görev yapması lazım. Çünkü kullanıldığı yerler silah sistemleri, savunma sanayi sistemleri. Burada oluşabilecek ufacık bir hata, küçücük bir çipindeki bir kısa devre, işte o silahın ateş etmemesine, operasyonda başarısızlık anlamına geliyor. Ve bu sistemler savunma sanayi gibi çok çok stratejik alanda kullanılıyor. İşte Çiğdem Hanım'la bir araya geleceğiz. Hem başarı, bazen de başarısızlık hikayesini anlatacak size. Çekim sırasında kameramız sürekli kayıtta olacak. Aslında Aerotek şirketine çalışanlarına da böyle biraz sürpriz gibi olacak ama daha doğal bir yaklaşım elde edeceğimizi açıkçası düşünüyorum. Şimdi şöyle dönelim Teknopark İstanbul'a ve bir kadın girişimcinin hikayesini birlikte izleyelim. Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Aslında memur bir ailenin çocuğu olarak iyi bir eğitim aldım diyebilirim. İşte ilkokul, ondan sonra ortaokul, lisede bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Yani ilkokul yıllarımı hatırlıyorum. Böyle deney yapmayı çok seviyordum. İşte bu elektrik, pil, lamba, o lambayı yakma falan bana böyle müthiş heyecanlı geliyordu. Sonra ortaokul, lisede daha böyle fiziğe, matematiğe yatkın olduğumu fark ettim. Babam da inşaat mühendisiydi. Ailede zaten mühendis var. Hani ney nedir biliniyor. Bir analitik yapıyla da büyütüldüm diyebilirim aileden dolayı da. Lisede fark ettim ki aslında ben mühendis olmak istiyorum ama makine, elektronik, inşaat falan orada bir seçim ayrımım yoktu. Ama derdim şuydu, ben bir bilim insanı gibi keşif yapabileceğim, yeni bir şeyler üretebileceğim şeyler yapmak istiyordum. Aslında derdim keşfetmek, üretmekti. Elektrikli makine arasında kaldım. Tercihlerimi de o yönde yaptım. Makine oldu kısmetime. Ama iyi ki de makine olmuş. Çünkü hani makine aslında temel bir bilim dalı. Pek çok şeyi de içinde barındırıyor. Makineyi okuduktan sonra mesela şeyi düşündüm, ben ne yapacağım? İlk zamanlar, ilk birkaç yıl mesela üniversitedeyken üretimin içinde olmak istiyordum. Ve hep kendimi böyle bir atölyede, işte kalıplar yapılırken, üretilirken onların başında gibi hayal ediyordum. Ama
Üçüncü sınıftaydı sanırım. Erdemir'de staj yapıyordum. Erdemir'de staj yaparken işte pek çok departmana girdim. Her yere girdim çıktım. Gitmediğim yer kalmadı. Fark ettim ki ben tasarım yapmak istiyorum. Aslında tasarım bambaşka bir şeymiş. Yani ben işin hesap, kitap, bunu böyle yapalım, bu olursa ne olur? İlk önce bir kağıt üstünde görelim, sonra bunu bir prototiple gerçekleştirelim. İşin o kısmının heyecanını gördüm. Tamam dedim, ben artık tasarımcı olmak istiyorum, netim dedim. Bediran, çantaları unutma, oldu mu abicim? Aç sen de kapıyı. Şöyle geçelim, telefonumuzu bırakalım. Şunu çıkartalım. Şimdi Aerotech şirketinin yerine doğru ilerliyoruz. Burası Teknopark. Teknopark İstanbul gerçekten savunma şirketlerinin aslında İstanbul'da en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Burada irili ufaklı çok sayıda şirket var. Yazılımdan, uyduya, aviyonik sistemlerden, farklı farklı denizaltı sistemlerine kadar farklı farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda şirket var. Başlayalım yürümeye o zaman. Şimdi şöyle bir yürüyelim. Bu arada kameramız da sürekli kayıtta olacak. Amaç buradan güzel konuşmalar, farklı farklı sözleri yakalamak, biraz da doğallığı sizlere yansıtabilmek. Şöyle bir geçelim, bulalım yerlerini. Telefonla bir dakika, Harun Bey buralarda mı? Bir arayalım. Aerotech burada, tamam. Şuradan. Ha, biz geldik. Açabilir misiniz Harun Bey kapıyı? Tamamdır. Hah, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Şöyle geçelim içeri. Kameramız kayıtta. Bakalım doğal olarak neler yakalayacağız, edeceğiz. Mühendisi konuşuyoruz. Tamamdır. Çiğdem Hanım burada mı? Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin. Ah, Çiğdem Hanım da burada. Bir merhaba diyelim Çiğdem Hanım'a. Arkasından arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? Üniversitedeydik. Ben 4. sınıftaydım. Çiğdem 2. sınıftaydı. Tanıştık, arkadaş olduk. Ondan sonra benim okulum bitince ben İstanbul'a geldim. O okulunu devam etti Kırıkkale'de. Sonrasında Çiğdem'in okulu da bitince evlenmeye karar verdik ve okulu biter bitmez evlendik. Evlenmeye karar verdiğimiz zaman ben Rusya'da çalışıyordum. Okulum bitmişti ve Rusya'da çalışıyordum. Aslında birazcık da şöyle oldu. Rusya'dayken Rusya'ya gelir misin dedim. Evet dedi. Yani senin için niye gelmeyeyim? Ben de o zaman evlenelim dedim ve evlenmeye karar verdik. Ben Rusya'ya gittiğimde evlenmeye karar verdiğimiz zaman ben kendi çalıştığım iş yeriyle görüştüm Çiğdem için ve dedim ki ben böyle böyle bir şey planlıyorum. Biz daha doğrusu evlenmeyi planlıyoruz. Ancak eşim makine mühendisi ve burada gelip burada oturamaz. Mutlaka çalışması lazım. Firmada böyle bir imkan var mı? Onlar da var dediler ve onun üzerine zaten birazcık ilerledik. Şöyle bir şey, Çiğdem aslında inşaat mekanik kısmıyla çalışmak istemiyordu ama benim için bunu kabul etti. Yani benim için böyle benimle beraber olabilmek için böyle bir şeyi kabul etmesi tabii ki çok sevindirici ve hani doğru karar verdiğinizi anlıyorsunuz. Okuldan mezun olduktan sonra bir aslında ayrım yaşadım hayatımda. Biz eşimle üniversitede tanıştık. Ben 2. sınıftaydım. Herhalde 19 ya da 20 yaşındaydım. O zamandan beri beraberiz.
Evlenme kararı aldık çok hızlı bir şekilde. O dönem ya Türkiye'de kalacaktım ve tasarım hayalimi gerçekleştirecektim. Eşim yurt dışında çalışıyordu o dönem. Ya da ben de farklı bir dal olan işte makinanın inşaat tarafındaki tesisat falan gibi işlerde çalışacaktım. Ben eşimi seçtim o dönem. Eşimle birlikte yurt dışına gitmeyi tercih ettim. Bir inşaat firmasında metraj, hesap, kitap, sahadaki işler doğru yapılmış mı, yapılmamış mı bu tarz işler yaparak çalıştım. Kısa bir süre çalıştım, yaklaşık 5-6 ay kadardı. Sonra Türkiye'ye dönme kararı aldık biz eşimle. Tamam dedim, artık gerçek hevesimin başına dönebilirim dedim ve tasarım işleriyle ilgili pozisyonları aradım. İstanbul'a döndüğümüzde açıkçası hiçbir şeyimiz yoktu. Benim ailemin yanında yaşadık. Yaklaşık bir seneye yakın kendi evimize çıktık, kiradaydık. Açıkçası hiçbir şeyimiz yoktu İstanbul'a döndüğümüzde. Yani bir kanepemiz bile yoktu. Yavaş yavaş olacağına inanarak, birbirimize inanarak, birbirimize güvenerek önce dediğim gibi kiralık bir eve, sonra çalışarak kendi evimizi aldık. İlk iş yerimde seri üretim yapan bir yerde aslında orası ama oranın tasarım departmanında çalıştım ve daha butik işleri yapan tarafı da vardı. Ben o butik işlerin yapıldığı projelerde çalıştım. Savunma sanayi ile de aslında böyle tanıştım. Hem telekom sektörüne özel tip kabinetler, kiosklar falan yapılıyordu orada. Hem de savunma sanayine işte özel üretimler yapılıyordu. Orada bunu fark edince böyle çok güzel işte gerçekten mühendisliğimi koyabileceğim bir yer var, bir alan varı da keşfettim. Orada 2 sene çalıştıktan sonra hem yüksek lisans devam ediyordu bir yandan orada. Yüksek lisanstaki işte dersleri vereyim falan. O dönem birkaç sağlık problemi yaşadım. Ben biraz ara vermek istiyorum dedim. Bir böyle es verdim. Ama es veremedim. Çünkü orada iş yaparken çalıştığımız firmalardan bana bir sürü iş talebi geldi. Hani ben çalışmak istemiyorum, derslerim var, sağlık problemi de yaşıyorum falan diye böyle reddederken şöyle cazip bir teklifle geldiler bana. Ya bizim işte sizin evinize çok yakın bir ofisimiz var. Haftada 3 gün gelseniz de olur. Hani şunları yaparak başlayalım biz dediler. Tamam başlayalım dedik. Böyle haftada 3 gün başladım. Sonra haftada 7 gün çalışmaya başladım. Tam zamanlıya geçtim. Ve o artık tam bir savunma firmasıydı. 4 yıl boyunca savunma aşkımın pekiştiği yer orası oldu. Pek çok projede çalıştım orada. Zor koşullar nedir? Nasıl hesap yapılır? Biz bu zor koşullara karşı nasıl dayanım sağlayacağız? Bu ürünler bu testlerden nasıl geçecek? Asker ne ister? Sahada bu ürünlerin başına ne geliri? Çok fazla deneyimlediğim, çok zorlandığım zamanlar geçirdim diyebilirim. Zorlandım ama iyi ki zorlanmışım. Çünkü hani genç bir mühendistim, daha 2 yıllık mühendistim. Ve orası bir elektronik firmasıydı. İçeride bir mekanik tasarım ekibi yoktu. Gelen ekibin ilk kişisi bendim mekanik tasarımın. Beni yönlendirecek kişiler de yok. Bir sorun mu var? Bulmam gerekiyordu. Kazımam, taramam, araştırmam, o sorunu çözmem gerekiyordu. Orada bu kası çok fazla elde ettim. Sanırım girişimcilik tarafımda bana en çok yardımı olan kas bu oldu. Yani sorun mu var? Çözülür. Araştıracaksın, bulacaksın, deneyeceksin. Ama illaki olur. Kasını orada öğrendim. Kolay mıydı? Değildi. Ama o kası orada elde ettim. Sanırım 29 yaşındaydım. 9 aylık hamileydim. Dedim ki ben kaşınıyorum. Başka bir şeyler yapmam lazım ama ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Ben iş kuracağım dedim. Öyle bir cesaretle atıldım. Eşim çok destek oldu bana. Ben dedim böyle böyle şeyler yapmak istiyorum. İşte bir mühendislik ofisi açmak istiyorum. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Tamam deneyelim. Hani madem hesabını kitabını da yaptın, beraber baktık ettik, iş tutar diyorsun. Bir deneyelim dedi. Bir ortağım vardı. Ortağımla birlikte biz o dönem Iona Design'ı kurduk. 3 yıl boyunca aslında savunma sektörüne yönelik mühendislik hizmetleri verdik. Orada da girişimcilik kası gelişti diyeyim. Çünkü mühendis olmak başka bir şeymiş, girişimci olmak bambaşka bir şeymiş. Onu gördük yani. Şimdi firmayı kurmaya düşündüğü zamanlar Çiğdem oğlumuz Toprağı hamileydi. Dedi ki hani nasıl olur, yapabilir miyiz, olur mu, gider mi? Ya dedim ki hani bu kadar bilgin, bu kadar tecrüben varken evet kolay bir zaman değil, kolay bir durum da değil. Ama neden olmasın? Bence denemelisin dedim yani. Mutlaka denemelisin dedim hatta. Açık söylemek gerekirse o zaman kenarda birikmiş hiçbir paramız yoktu. Hatta şunu söyleyebilirim. Kredi çekerek bu firma kuruldu. Yani bazıları şanslı olur.
ailesinden, çevresinden, işte artı 100 binle başlar, artı 1 milyonla başlar, artı 3 milyonla başlar. Kimileri de çok daha fazlası ama o zamanın parasıyla eksi 30 binle başladık. Ve yavaş yavaş dedik ki ya biz bu işi yapabiliriz, niye yapmayalım? Daha doğrusu biz derken biz değil aslında. Çiğdem dedi ben bu işi yapabilirim. Neden olmasın? O 30 bin lira, eksi 30 bin lira çok önemli bir şey değil. Atlatabileceğimiz bir şey. O zaman yapalım dedim ben de. O da denedi. Ortağı vardı, ortağıyla beraber. Çok mu iyi gitti? Süper diyemeyiz. Ama bu sürede bence Çiğdem firma süreçlerini öğrendi. Firma kurulum süreçlerini, yönetim süreçlerini, ortakla ilişkiler nasıl olur, firma sahibi olmak nasıl bir şey. Yani her şeyi A'dan Z'ye bunları anlamaya ve öğrenmeye başladı. Bence de çok iyi oldu. Çünkü kurumsal hayatla çalışmayla kendi firmanız olması çok farklı şeyler. Tekrar yola koyulma kararı aldım ama bence zor bir dönemdi. Çünkü bir tane iş kurmuşsun, bir ortaklık yapmışsın, sonra oradan ayrılma kararı almışsın ve tek başıma yola çıkacağım diye bir hedefim var. Tek başına yapabilecek misin? Şimdi orada bir şeyleri yaptın ama orada bir ortağın vardı. Şimdi tamamen tek başınasın. Bunların hepsini deneyimlemen gerekiyor. Böyle dizlerim titriyor. Bir yandan korkudan, bir yandan müthiş heyecanlıyım. Yeni bir şey yapacağım. Böyle kafaların içinde sürekli düşünceler dönüyor. Eşim çok fazla destekledi beni o süreçte. Yani dedi hani neden korkuyorsun? Kıymetinin farkında değil misin? Bilincinde değil misin? Hani bunu yapabilirsin. Dene. Hani olmayabilir, batabilir. Sorun değil. Denedim dersin. Hani başarılı olmak zorunda da değilsin dedi. Çok fazla moral motivasyon verdi o dönemde bana. Ve Airote'yi 2017 yılı sonunda böyle kurdum diyebilirim. Ben Ankara'dan TOBB Üniversitesi'nden mezunum. Birçok arkadaşım gibi ben de savunma sanayide hani çalışmak istedim. Birçok şu anki hani genç insan gibi. Ancak şöyle, orada bir seçim yapmak gerekiyordu bahsettiğiniz gibi. Ama tam o esnada şimdiki eşim, o zamanlarki kız arkadaşım dedi ki ben işte İstanbul'da bir firmayla işte görüştüm. İşe girme şansım var. Tamam dedim, sen git bakalım. Ona göre de biz de yolumuzu çizeriz. Ondan sonra onun burası olunca ya ben de dedim bir İstanbul firmalarına da başvurayım. Yine aynı aslında bahsettiğim ana savunma sanayilerini biliyorsunuz. Hatta şu anki Teknopark'ta yerleri var ancak ondan bir cesaret geldi diyeyim. Dedim ki aslında küçük firmalara da başvurabilirim. Yani İstanbul'da ilk başvurduğum aslında küçük firma Airotek'ti. Şimdi mevcut bir kere olduğunuz durumdan rahatsız olmanız gerekiyor. Yani baktığımda benim iyi bir işim vardı. Artık o firmada 4 yıl deneyimim vardı. İşlerimi kolaylıkla yapabiliyordum. Bir sorun geldiğinde kolaylıkla çözebiliyordum. Ama hani bu bana yetmiyordu. Daha fazlasını ne yapabilirimden rahatsız olmak lazım. Sonra o duygu gelince, o rahatsızlık, ne yapabilirime baktığınızda elinizde bir sürü fırsatları görmeye başlıyorsunuz. Yani daha iyi bir firmaya geçebilir miyim denedim. Görüşmeler yaptım. Mülakatları yaparken ben bunu istemiyorum. Bir hissiyat var, bunu istemiyorum dedim. Yani kendi işimi yapmak hani bir hayaldi, vardı ama hani bunu yaparım ederim gibi böyle bir plandı. Şu yıl bunu yapacağım gibi böyle bir şeyler yoktu kafamda. Ama bir noktadan sonra bunu da deneyim ya ne olacağı bir görmeye çalıştım. Oturup tabii ki bu hani böyle istedim oldu gibi bir durum yok. Hesap kitap yapmanız lazım. Bu işi yapabilmek için ne gerekiyor bana? Bu işi yapabilmek için kimlerle çalışacağım? Bende bu yetenek var mı? İlk kurduğum iş bildiğim işti doğal olarak. Yani ben gidip hiç bilmediğim bir alanda ticarete atılmadım ya da hiç bilmediğim bir alanda bunu yapacağım demedim. Bildiğim sektörde savunmaya hizmet vereceğim dedim. Orada aslında yapmış olduğum seçimden yani şu anda mutluyum ama o anda gerçekten benim için zor bir seçimdi. Çünkü bir anda binlerce çalışanı olan, prestij olarak, itibar olarak sizi çok yukarıya taşıyabilecek savunma sanayi devleri dururken ben başladığımda 3 kişiydi Airotek sadece. Orada ama ben dedim ki yok hani küçük bir firmada büyük bir rol almak benim için daha iyi olabilir. En azından başlangıçta kendimi de aslında Çiğdem Hanım'la yaptığımız görüşmeleri de ya dedim gerçekten aslında vizyon sahibi bir insan. Bana bu uzun yıllar mentörlük de yapabilir. Kendimi geliştirmeme yardımcı da olabilir. Sonra işte böyle düşünerek aslında yolculuğa ilk adımı attık diyelim. Ve yani çok da memnunum açıkçası böyle bu adımı attığımdan. 3 ya da 4 kişiydik o zaman firmamız. İşte mühendislik hizmetleri veriyoruz. Oradan bir gelir geliyor ama her zaman hedefimiz şuydu. Biz kendi markamızla
kendi ürünlerimizi çıkartacağız. Böyle bir hedef var. Hangi ürün olabilir? Nereden başlamalıyız? Çünkü tek atımlık kurşunumuz var. O tek atımlık kurşunu doğru bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Doğru bir ürün çıkartmamız gerekiyor. İhtiyaç olan bir şey çıkartacağız falan derken işte bu klavyelerle ilgili macera başladı bizde. Biz o dönemlerde zaten operatör konsollarını tasarlıyorduk. Aselsan işte listeleri yayınladı. Bunlar millileştirilecek ürünler falan diye. Biz böyle listeye baktık. Bir saniye, biz bu ürünleri biliyoruz. Zaten kullanıyoruz. Bunlara bu kadar çok talep mi var ya da bir hani biz bunu nasıl atladık olduk? Baktık, fizibilite yaptık. Biz bunu yaparız dedik. Yaparız diyorum ama ortada sadece mekanik tasarım ekibi var. 3 tane makine mühendisi var şirkette. Elektronik tasarım yapan yok. Yazılım yapan yok ama yaparız. Böyle bir cesaret. Bütün ekip ana sistem burada. Buradan ürünler tasarlanıyor. Buradan daha sonra üretime doğru gidiyor. Yani insanların aklına gelebilir. Ya bu klavye basit bir şey gibi görebilir ama bir arkadaşlardan azıcık detay alalım mı? Soralım mı onlara? Bu kadar basit mi bu iş? Ben basit olmadığını düşünüyorum ama işin mutfağa bakalım ne diyor. Hadi beraber kime soralım mesela? Klavyeye bakan arkadaşımız kim? Recep Bey klavye projesiyle birlikte aslında şirketimize katıldı. Adı basit klavye ama konu öyle değil. Burada sormak istiyorum. Klavye diyoruz ama çok basit bir şekilde. Bu klavye hangi şartlarda çalışıyor? Savunma sanayi projelerine giriş yapmam benim de klavyelerle aslında. Görece basit görebilirsiniz klavyeyi ama bunun da işte zorluk şartları askeri ortamlarda çalışıyor olması. Askeri ortamlarda çalışıyor olmasında belli başlı standartlara uygun testler yapmamız gerekiyor. Nerede yapılıyor bu testler? Bu testler Ankara'da yapılıyor akredite kuruluşlarda. TUSAŞ'ta, Aselsan'ın kendi bünyesinde akredite yerleşkesi MGO'da yapılıyor. Elektromanyetik uyumluluk testleri uygularız. MİSET'te 461F standartına uygun olarak. Bu testlerde işte radiated emission conduct demiş. Klavyemiz bir çalıştığı ortamda ekran var, işte başka bir birim var, bilgisayar var, askeri bilgisayar var. Bunları bozmaması ve buradan yayılan elektromanyetik dalgalarla da bozulmaması gerekiyor. Şimdi gidiyoruz görüşmelere, biz bunu yapmak istiyoruz falan. Tabii randevu almaya çalışıyorsunuz, hani böyle hiç kimse sizi kapıları açık beklemiyor. Bu bir gerçek. Yani benim gibi o ürünleri yapmak isteyen başka bir sürü firmada var. Herkes karşısındakini değerlendiriyor. Böyle bir aslında uzun bir süreç bizim bu millileştirmeye başlama sürecimiz. Böyle gidiyoruz, geliyoruz, yapar mıyız, eder miyiz, beklenen ne, bu beklenenleri nasıl yapacağız? Bir yandan hani şunu seziyorum, 2 yıllık, 3 yıllık bir firma var. Ortada topu topu en fazla olsun olsun büyüsün 5 kişilik bir ekip olacak. Bunların finansal sürdürülebilirliği ne ki bunu yapacaklar? Bunların teknik yetkinlikleri, evet bir bilgileri var ama içeride yazılımcı yok, donanımcı yok. Nasıl yapacaklar bunu? Elektronikçi yok. Elektronikçi yok yani. O soru işaretini gözlerinde görüyorum. Ben de biliyorum eksik taraflarımı ama yapacağım dedim. Yaptık mı? Yaptık. Ama yaparken o başarısızlıkları siz bana sorun yani. Mesela ilk prototipi çıkardık, götüreceğiz. Şu fonksiyon çalışmıyor, bu fonksiyon çalışmıyor. Ama ben o randevuyu alana kadar yani canım çıkmış zaten. Ben götüreceğim o prototipi dedim. İlk işe başladığımda bizim şirketin herhangi bir ürünü ya da ürün çalışması daha henüz yoktu. O sıralar biz mekanik tasarım ve yapısal analiz gibi hizmetler veriyorduk. Ben kendim de zaten mekanik tasarım mühendisi olarak başlamıştım. Çeşitli firmalara mekanik tasarım anlamında hizmetler verdik. İşte ürün geliştirdik. Bir yandan o geliştirdiğimiz ürünlerin istedikleri yapısal analizlerini, şok titreşim olsun, statik analizler olsun, o analizleri gerçekleştirdik. İlk yıl diyeyim, herhalde o ilk yılda şeye başladık, ürün çalışmasına başladık. İlk başta bir Aselsan'ın millileştirme perspektifinde bir klavye ürünü vardı. Onu biz aldık. Muadil ürüne daha da bir şeyler katarak aslında bir ürün geliştirmeye başladık. Sonradan tasarımı bitirdikten sonra prototip aşamaları oldu. Sonrasında çevresel koşul dediğimiz dayanım testleri ve elektromanyetik uyumluluk testleriyle bir süre haşır neşir olduk. O süreçleri atlattık. O ürünü bitirdikten sonra aslında bunun devamı gelmeye başladı. O firmaların da bize güveni arttıkça çeşitli bu ürünü de siz yapabilirsiniz diye gelmeye başladılar. Aynı serinin bir ürününü daha çıkarttık. Orada pek çok zorlandık çünkü işte arka aydınlatması vardı ve işte tank ve zırhlı araçlarda kullanılacağını söyleyince orada kara profili dediğimiz değişik olaylar, elektromanyetik anlamda zorluklar meydana geldi. Çalışarak tabii açtık ama o sürede biz de aslında birçok şey öğrendik. Hem ben makine mühendisi olmama rağmen elektronik anlamda birçok kendime şey kattım diyebilirim o süreçlerde. Havelsan'la bir joystick üstüne bir konuşmamız geçtikten sonra tamam biz bununla yaparız deyip o ürüne başladık. Şimdi o ürünün de aslında
bir versiyonu daha önceden hiç yapılmamış. Biz araştırırken azından dünyada hiçbir benzerini bulamadık. Değiştirilebilir tutamaklı bir ürün ve bunu da TÜBİTAK 1501 projesi olarak yazdık, onaylattık. Desteğimizi almaya başlıyoruz ve onunla da beraber de o ürünü geliştireceğiz. Yine onun da aslında birkaç tane talibi var. Merhabalar, ne yapıyorsunuz? Joystick testi yapıyoruz şu an. Joystick testi. Bir hassasiyet denemeleri yapıyoruz. İstediğimiz hassasiyette çalışıyor mu? Dört yöne kare şeklinde alanı tarayabiliyor muyuz? Sağ alttaki şeye göre, kumandaya göre. Doğru, aynen. Orada aslında müşterilerimizin beklediği bir kare alanı tamamen tarayabilmesi. Biz de onu aslında bir ufak bir simülasyonla doğrulamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bizden talep edilen, daha önceden ithal edilen muadil ürünlerle karşılaştırma yapıp gerekli hassasiyeti sağlayabilmiş miyiz? Aralarda boşluklar, donmalar, kasmalar oluyor mu? Ufaktan onlara bakıyoruz aslında şu anda. Test nasıl gidiyor? Rakiplerle karşılaştırınca bu sizin galiba prototip ürününüz. Evet, prototip ürünümüz. Şu an aslında iki eksende hareketi kontrol ediyoruz. Sağ ve sola, öne ve arkaya yatışında uçağı kontrol ediyorum. Hassasiyetine bakıyoruz. Şu an gayet hassas çalışıyor. Yani ufak bir hareketinde uçağın hareket ettiğini görebiliyorum. Normal ufak titreşimlerde de hareket etmediğini görmemiz gerekiyor. Örneğin masaya koyduğumuzda gibi. Bunlar da sabit kalıyor orada. Evet. Tabii normalde bu F-18'e benziyor ama simülatörde normalde bir insansız hava aracı sistemi uçuracak o hassasiyete sahip. Sizin testleriniz hangi süreçlerden sonra tamamlanacak? Başta şu anda kendimizi fonksiyonel testlerimizi kendi içerimizde yapıyoruz. Biz artık emin olduktan sonra aslında Havelsan'la beraber bir fonksiyonel test aşaması daha olacak. Onlarla beraber artık fonksiyonel doğruladıktan sonra tamam artık biz çalıştığını biliyoruz, güzelce çalışıyor dedikten sonra bizim aslında doğrulama testi dediğimiz şeyler var. ÇKT, çevre koşul testleri ve EMA-EMC dediğimiz elektromanyetik uyumluluk testleri var. Onların da bağlı olduğu standartlara göre akredite laboratuvarlarda o testleri gerçekleştirdikten sonra seri üretimi geçmeye hazır olacağız. Havelsan da kendi tabii testlerini tamamlayıp arkasından doğru, sistem aynen kullanılmaya başlayınca. Valla F-18'i solo Türk pilotu gibi uçuruyorsunuz. Kolay gelsin. Demek ki peki ben uçurabilir miyim? Denemem mümkün mü? Tamamdır. Joystick'in testi. Başlattığım zaman direkt olarak bakalım. Savunma sektörünü biliyorsunuz. Zor testleri vardır işte. ÇKT dediğimiz çevre koşul testleri, elektromanyetik testleri. Şimdi gün sonunda bu klavyeler günlük ofiste çalışılan ürünler değil. Yani siz bunu sahada kullanıyorsunuz. Yağmur altındayken bu klavye sahada kullanılacak. Su geçirmemesi lazım. Bu ürünler tanklarda kullanılacak. O titreşimi altında, o şokun altında kesinlikle bozulmaması gerekiyor. Elektromanyetik alan diye bir şey var. Yani siz radarın yanında bir şey çalıştıracaksınız. Ürününüzün gidip başka bir cihazı bozmaması, başka bir cihazın da sizin klavyenizi bozmaması lazım. Sonunda Havelsan'a verdiğimiz klavyeler bir insansız hava aracının kontrol panelinde kullanılıyor. Yani benim klavyemden dolayı insansız hava aracı etkileniyor. Yani baktığınızda etkisi çok büyük. Dolayısıyla bu testlerin çok iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor. Başladık test sürecine ama ben böyleyim. Yine geçebileceğiz mi o testleri? Nasıl olacak? Sıcaklık testiyle başladık. -40 +85. Bu aralıkta çalışması gerekiyor. Şimdi ben böyle kabinin testlerde direkt başındayım. Asla başından ayrılmıyorum. Kabine yapışmış cama böyleyim. Bir şey var mı? Çalışıyor mu? Sıkıntı var mı? Aa dondu. Klavyenin üstünde bu oluştu. Aa çok sıcak oldu işte. Burada böyle bir tepki var. Bunu geçtik. Süper. Hadi bir sonraki test. O testi geçemiyorsun. Bir şey oluyor. Ah biz bunu niye geçemedik? Ne oldu? Biz bunu niye düşünemedik? Hadi bir daha başa sar. Tekrar yeni bir prototip üret. O prototipi tekrar, o testler tabii yalan oldu. Çünkü yeni bir prototip çıktı. Geçtiğin testlere bir daha gir. Bakalım bu sefer bundan geçebiliyor mu? Böyle tekrarlanan süreçler. Ben böyle Ankara'da yatıyorum, kalkıyorum böyle. Geçebileceğiz mi? Allah'ım geçebileceğiz mi? Sürekli böyle bir şey. Hiç kolay değildi. Geçtik mi? Geçtik. Ama orada pes edebilirdik. Pes ettiğimizde bu ürünler çıkmayabilirdi. O noktada aslında biz bütün emeklerimizi çöpe atabilirdik. Ama nerede pes edeceğini iyi bilmek lazım sanırım. Ben kolay kolay pes etmiyorum kendi yapım itibariyle. Siz testlerin bizzat başında duruyorsunuz. Teste götürdüğünüz şirketteki sizi tanıyorlar mı? Yani ya kim bu? Herhalde bir mühendis herhalde işin başında falan mı diyorlar? Ne diyorlar sizinle ilgili? Ben genelde şirketin sahibi yöneticisi olduğunu söylemem. Çünkü yani
kafalarda farklı ön yargı oluşmasın. Ben oraya iş yapmaya geliyorum. Sonuç odaklıyım, işime bakarım yani. Title'ın falan peşinde değilim zaten. TES'lere ilk zamanlar zaten uzunca bir süre tek başıma gittim ben. Çünkü mevcutta da aldığımız işler var, hizmetler. Onların da devam etmesi gerekiyor. TES'lerde de birinin durması gerekiyor. Kritik bir şey. Bizim için çünkü mihenk taşı klavye işi. Çünkü artık bizim ürünümüz olacak o. Böyle ben işin başındayım arkadaşlar, ben gidiyorum. Gittiğimde tabii ki kimse bilmiyor. TES'lerin başındayız. İşler yolunda gidiyorsa zaten sıkıntı yok. İşler yolunda gitmediğinde, arkadaşlar işler yolunda gitmiyor, ben de bu işin içinden çıkamıyorum, hadi hep beraber gidiyoruz ekipçek dediğimiz bir dönem oldu. O dönem işte 2-3 kişiyiz, test merkezindeyiz. Ben orada sürekli işin başındayım ama testlerde uzun sürüyor. 4. gün falan da herhalde. Bir noktada artık benim ayrılıp şirketle ilgili başka bir şeyler de yapmam gerekiyordu. Ben bir köşeyi geçtim. O gün boyunca testle ilgilenmemişim ve gün boyu bilgisayarda bir şeyler yapmışım. Test merkezindeki işte çalışan arkadaşlar, bizim ekipteki arkadaşları şey demişler. Ya bu ne yapıyor, siz burada testle ter akıtıyorsunuz, geçmeye uğraşıyorsunuz falan. Kadın geçti oraya, köşede bir şeyler yapıyor. Ne oluyor ya falan demişler. Bizim arkadaşlar da şey demişler. Ya o bizim hani şirketin genel müdürü. Hani aslında burada bile olmaması gerekiyor. Çoğu zaman da ben hani böyle işin içindeyken şirketin sahibiyim, yöneticisiyim falan gibi tanıtmam. Ben de işte hani mekanik tasarım tarafında destek veriyorum. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan derim. O günkü title ne gerektiriyorsa onu söylerim. Ama işin içindeyim, her zaman işin içindeyim. Yeri gelir kargocu olurum, yeri gelir muhasebeci olurum. Yeri gelir sahada inerim, gerçekten botlarımı, iş kıyafetlerimi giyerim. İşte gemiye giderim, orada ölçü alınacaksa alırım. Ne yapılması gerekiyorsa yaparım. Burada egolardan sıyrılmak gerekiyor. Bir girişimciyseniz bence ilk sıyrılmanız gereken şey egonuz. Çiğdem ikinci firmasını kurduğunda sürekli büyüdü. Her yıl neredeyse 2 katına çıktı. Önce tek başına, bir çalışanı yoktu. Tek başınaydı. Çizimi de yapıyordu, muhasebeyi de yapıyordu. Her şeyi kendi yapıyordu. Sonrasında bir kişi oldular. Yani bir kişi aldı. Sonra 2 kişi. Her yıl 2'ye katlanarak 4, 8, 16... Şu an 17-18 kişisiniz, değil mi? 18 ve bu neyi getiriyor? Sürekli artık yer değiştirmeyi ve ofis değiştirmeyi getiriyor. Önce Ataşehir'de bir ofisi vardı. Sonra Teknopark'tandı, yer hakkı kazandı ve Teknopark'ta 12 kişilik yer vardı. 12 kişilik ofisi geçtiğinde sadece 6 tane çalışanı vardı aslında. Bu süreçlerde bu ofislerin bütün tasarımını dedi ki bu işler sende. Ben karışmıyorum. O yüzden seni yapmanı istiyorum. Ben de tabii ki dedim ve ilk ofisi de, yani Ataşehir'den ayrıldıktan sonra Teknopark'taki ilk ofisi de, ikinci ofisi de ben tasarladım. Bazı yerlerde uyuşmazlığımız oldu. Tonları seviyor Çiğdem ama ben aykırı tonlar taraftarıyım. Orada ufak tefek uyuşmazlığımız oldu ama bence güzel bir iş çıktı. Fena bir iş çıkmadı. Evet. Elimizdeki kısıtlı alanı olabildiğince efektif kullanabilecek, çok kişi sığabilecek şekilde tasarlamak da yani gerçekten zor bir şey. Biz orayı aldığımızda çok garip bir yapısı vardı. Biz buraya nasıl sığacağız diye oturup baktığımızda bayağı bir düşündük. Orayı son ofise geçmeden önceki şirkette 12 kişi vardı. Dedim ki hani burayı daha kullanışlı hale getirebiliriz. Birkaç tasarım yaptım. O tasarımlarla beraber şu an 16 kişi, kendisiyle beraber 17 kişi artı toplantı odası, artı ufak bir mutfağı, artı IT ofisi, hepsini güzel tasarlayarak hallettik açıkçası. Kapadık şöyle. Tekrar merhaba. Nereye geldik şimdi? Merhabalar. Şimdi montaj atölyemize geldiniz. Orayı göstereceğiz size. İzliyoruz sizi. Buyurun. Böyle X-Large'dan. Bunları giymek zorundayız değil mi burada? Evet. Bu gömleği giymeden ESD derken ne anlama geliyor? Elektrostatik discharge aslında, onu kısaltması. Şöyle vereyim ben alan size. Elektrostatik olarak korumalı olduğu için kıyafetlerimizden herhangi bir karta, işte bir sıçrama gibi şey engellemek adına bu gömlekler. Bunları giymek durumundayız. Giymek durumundayız. Kışın daha tehlikeli bu daha iş. Tehlikeli, yani. Evet. Şu anda kazaklarımız tabii. Olduğu için
Burası aslında son aşamada yazılımları atıp testlerini yaptığımız bir alan gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Burak Bey bizim yazılımlarımızı atıyor ve ondan sonra burada bir sıkıntı var mı yok musunu genel bir kontrolünü yaptıktan sonra Gülkan Bey'e aktarıyoruz. O da son final testlerini yapıyor. Klavyeyi buraya. Klavyeyi aslında bir yazılımımız evet. var. Bu yazılım üzerinden de bütün tuşlar basıyor mu basmıyor mu? Bunların hepsinin kontrolünü yapıyoruz. Senin kaç milisaniyede gidiyor bu gibi onlar da var mı bunda yoksa? Onlar bu yazılımın içerisinde yok. Ama şu var mesela ikili bir tuş kombinasyonu. Aynı anda bastı, basmadı, alıyor mu algılamıyor. Bunları bu yazılımın içerisinden test edebiliyoruz. Bastığımız anda zaten orada görüyorsunuz kırmızıya dönüyor. Gerçekten mekanik bir basma olup olmadığını da böylece kontrol etmiş oluyoruz. Normalde sadece bir işte elektronik devrenin üzerinden bir yazılım koşturarak kısa devre var mı yok mu bunları test edebiliyoruz ama gün sonunda ürün aslında basma hissiyatı ve mekanik olarak da test edilmesi gerektiği için aslında her bir ürün buradan çıkmadan önce bütün bir tuşlarına sıradan basılıp evet basıyor bir sıkıntı yok kontrolünü almadan kesinlikle çıkmıyor. Havelsan bizim millileştirme tarafındaki klavyelerimizi kullanıyordu. İşte insan saravaşlarının kontrol panelindeydi. Orada kullandıkları joystickle ilgili çeşitli sorunlar olmuş. İşte seneden önce biz burayla ilgili bir joystick alamayacağız. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Bizim bir derdimiz var. Siz bu ürünü bizim istediğimiz şekilde ek özellikler de koyarak yapabilir misiniz dediler. Şimdi biz şöyleyiz. Joystick bizim aslında hedeflerimiz arasında var. Çünkü biz insan sistem arayüzü üzerine odaklıyız. Yapmak istediklerimizin arasında var. Okey ama bu yıl değildi. İlk başta ekran yapmak istiyorduk. Bu hareketli bir sistem. Şimdiye kadar hep statik şeyler çalıştık biz. Biraz bakındık, biraz kaşındık, biraz tarandık. Bu neymiş, nasılmış, nasıl çalışır falan. Hazır değildik yani. Evet yapacaklar arasında var ama hazır değildik. Dersimize çalıştık, baktık. Biz yaparız dedik. Gittik işte çözümümüzü de anlattık. Siz zaten onların söyledikleri süreler 52 haftalar falandı. Yani 52 haftada biz tasarlarız, prototipini de yaparız, size getiririz dedik. Bir plan koyduk. Sizin istediğiniz ek özellikler neler? Bunları bir alalım dedik. Böyle böyle aslında Havelsan'la joystick hikayemiz başladı diyebilirim birleştirme tarafında. Burada yazılım yüklüyorsunuz sisteme, testini yapıyorsunuz. Yan tarafta da klavyenin çalışması, etmesi, kalite kontrol üretimin arkasından ve sonra sevkiyat yapılıyor. Aşama aşama dokümanlarımızla adım adım hangi aşamada neler yapılacağı uzun bir dokümantasyonumuz var. Yani checklistiniz var, okuyorsunuz. Checklistimiz var. İşte bu aşamada bu komponenti getirip bunu bağlaman lazım. Şu revizyondaki yazılımı yüklemen lazım. Bu yazılımdan sonra operasyon 5 adımında bu checklistesinde bunları kontrol etmen lazım diye. Baktığınızda aslında bir klavyeye yazılım yükleme, son aşamada testini yapma, paketleme ama öyle değil. Çünkü ama o klavye nerede? O klavye çıkması için her adımında %100 kontrol, kesinlikle hiçbir şey atlamadan çıkması gerekiyor. Çünkü ürünlerin sahada gerçekten kusursuz, iyi bir şekilde çalışması gerekiyor. Olabilecek bütün sorunları biz burada görüp, elimine edip, olabilecek en iyi versiyondaki ürünleri sahaya çıkartmamız gerekiyor. Klavye joystick baktığınızda çok büyük ürünler gibi gözükmese de kritikliği şuradan geliyor. O koşullarda bu ürünlerin çalışabiliyor olması gerekiyor. Evet yani toz var. Şimdi çölün ortasındasınız. Standart bir klavyeyi atın bakalım çölde çalışıyor mu? Çalışmaz. Ya da kutuba gidiyorsunuz. O soğukta yani kamera çalışmıyor yani. Siz yaşıyorsunuzdur bu sorunları. Klavyeyi de çalıştıramazsınız. Şimdi Havelsan'la yaşadığımız durum bu. Yurt içinde bu yok. Yurt dışından alacağız. Çünkü başka bir şey koyamazsınız oraya. Yani uçurduğunuz insansız hava aracı. Standart bir şey alıp koyduğunuzda siz oradaki uçağı düşürme ihtimaliniz var. Yurt dışından da bu gelmiyor. Bu bir gizli ambargoysa evet bence gizli ambargo. 52 hafta nedir yani Allah aşkına? Ne yapacağız? O zaman biz varız yani. Türkiye'nin gerçekten iyi bir ekosistemi var artık savunmada. Gerçekten Türkiye'de iyi mühendisler yetişti. Bu mühendisler bence daha fazla cesaret gösterip daha fazla startup kurulması gerekiyor. İşte kendin bakarak da çıkarttığın yerler oldu değil mi? Uygulamaya bakmadan da bu böyle olmalıdır dediğin zamanlar olmuştu. Korkak sen de mühendis olmak için ne istiyorsun? Ne en çok hoşuna gidiyor? Galatasaray şampiyon etmek istiyorum. Vay, teknik direktör olmak istiyorsun. Evet. Bu kadar stresli bir ortamda
O bu stresi nasıl bertaraf ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hobiniz var mı? Aslında çok kolay değil. Çünkü stres seviyesi hep böyle. Sürekli artıyor. Bir yerde akıl sağlığını korumak gerekiyor. Çok basit hobilerim var. Hobi bile denir mi bilmiyorum ama ben kitap okumayı çok seviyorum. Ne zaman ki kitap alıp elime okursam ancak o zaman zihnimi dinlendirebiliyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Çok farklı tarzda müzikleri dinliyorum. Müzik dinlemediğim zaman mesela stres oluyorum. O yüzden müzik dinleyerek rahatlıyorum. Onun dışında oğlumla birlikte böyle bir şeyler yapmayı seviyoruz. Onunla en çok vakit geçirdiğimde rahatladığım zamanlar oluyor. İşte puzzle'dı, Lego'ydu, maketlerdi gibi şeyleri yaptığımızda rahatlıyorum diyebilirim. Daha fazla hobi yapmak istiyorum ama zaman kalmıyor. Şu an için en iyi seçenek, birincil önceliğim, işim ve ailem. O ikisine daha fazla vakit ayıracak şekilde hayatımı yönlendiriyorum ve kurguluyorum. Hayatımdaki işte en önemli öncelikler işim ve ailem. Bunu dengelemek için de olabildiğince hafta sonları onlarla birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu aksiyon yapmamız gerekiyor. Bazen ormana gidiyoruz, piknik yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Bazen sahile gidiyoruz, sahilde yürüyüş yapıyoruz. Ama kesinlikle hafta sonlarımız birlikte, beraberiz. Bugün çekimlerimizi yaptık, çok güzel şeyler öğrendik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir, bence bir hikaye oldu. Bakalım montajı nasıl olacak, neler çıkacak. Çok da mutlu oldum bir kadın girişimcinin bu şekilde sizin hikayenizi birinci ağızdan dinlemekten. Çok çok keyifli oldu. Çok sağ olun. Sizlere başarılar. Umarım ileride yeni videolarınızı çekeriz. Daha da büyürsünüz, daha fazla işler yaparsınız ve hedefiniz olan Ay'a doğru yolculuğunuzda haberci olarak biz yanınızdayız. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, haberleşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun, iyi günler.